الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. من اسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا. إنه هو التواب الرحيم. إنه هو التواب الرحيم. بعض استرم نردد مشاهدة أصل gösterimimiz bizim Allah'ın velileri, sevgili dostları, kıymetli kimseler. Efendimizin mübarek ismi geçtiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem sağ ellerini göğüslerine, kalplerine doğru götürüyorlar. Burada bir incelik ehli tahkika göre ortaya çıkıyor. O da şehadet parmağını tam kalbinin süveydai derun noktasına götürüyor. Şimdi kalp dendiği zaman malum esamle ketebe fi kulubihumul iman. Sadakallahu azim ila ahlaya. İmanın yazıldığı nokta. O insanın kalbi işte yumruğu kadardır denir ya o değil. O ancak vücudumuza kanı depolayan bölgedir. Burada asıl kalp Rabbi Zülcelal'imizi tanıyan, imanın yazıldığı, havf-ı ilahinin olduğu, haşyetin olduğu, münib Rabbimize tamamen yönelmenin bulunduğu, evvab olan vesair o nurani ve ruhani güzellikler beni ne yer aldı ne sema aldı kamil müminin kalbi aldı denilen nokta süveydai derundur süveydai derun zaten süveyda ismi taskir siyah nokta demek küçük siyah nokta yani şu göz dediğimiz zaman gözün hepsi görmüyor gözün gören noktası bir toplu başı dirler toplu iğneler olur. Onun gibi o bölge görüyor. Ama Allah'ımız öyle gösteriyor ki mesela o nokta şöyle az bir sağına meyletme de değil. Az bir sağına döner gibi olsa sağdaki kimseyi görüyor. Soldaki kimseyi de görüyor. Az şöyle biraz daha arkaya doğru döndürme şekli olsa geridekileri de görecek. Zaten öndekileri de görüyor. Bunun yanında öyle bir Cenab-ı Hak halk etmiş ki böyle elips şey böyle yuvarlak deyince bizim bildiğimiz yuvarlak gibi değil. Dünyanın şekli de öyle zaten. Devenin yumurtası gibi diye tarif edilir. Şimdi burada gözün o yuvarlak olan kısmı yani bizim pergelle çizdiğimiz yuvarlak şekli değil arının peteğini bile pergellerle, ölçülerle bunu tespit etmeye çalıştılar. Hep yanıldılar. Allah'ımız öyle bir çizimle halk buyurmuş ki ilahi çizim. İnsanın şekli şemail de öyle değil mi? Çünkü esame fetebarakallahu ahsenül halikin yaratanların en güzeli olan Mevla azametine göre yaratmış. O Süveyday Derun, siyah nokta dediğimiz, işte imanın yazıldığı o nokta, oraya şahadet parmağını koyuyor. Biz bilmesek bile oraya konuyoruz. Bu ne demek? Benim aynen ashab-ı güzinin fedake ebi ve, ve nefsi ya Resulallah, canım, anam, babam, her şeyim sana feda olsun demeyi ifade eder. Ve sonra orada süveyda Derun dediğimiz zaman siyah nokta, bakın rabıta döneminde, Rabta döneminde ne yapıyoruz? Biz mürşidi kamilin kalbinin altına kalbimizi koyuyoruz. O ilahi nur nereden geliyor? Rabbimizden geliyor. Zaten ilahi nur diyoruz. Rabbimizden bir nur. O ile geliyor. O vasıtayla geliyor. Nereye vuruyor? Süveyda-i Derun denen noktaya vuruyor. Siyah ya. O siyahı nurlandırıyor artık. Vura, vura, vura nurlandırıyor. Orada nurlandığı zaman insanın gözü aydınlanıyor. Artık görünmeyen alemlerde görünür hale geliyor. Bundan dolayı bunu unutmayız Allah'ın izniyle. Rabıta dindiği zaman Rabıta o küçük nokta. Biz küçük diyoruz ama Rabbimizin muhabbetinin içerisinde bulunduğu fakri kainatın sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinin bulunduğu Allahımızın celle cilalı değer verdiği kimselere değer veren noktadır o. Bizi ebedi huzura kavuşturan dünyada da cennete Ahirette de cennete ve cemale kavuşturan noktadır o. Basit bir yer değil o. Daha nasıldır o nokta? Binlerce, yüz binlerce tarifi mümkün olmayan ama bir yönüyle şöyledir. Sanki ainedir bu alem. Her şeyi hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim sallallahu Taala aleyhi ve sellem celle celaluhu. O hakka aynedir. Çünkü Mevlamız kainatı insan için, insanı da zatım için halk etti. Böyle bir nokta. Bu noktanın üzerine konuyor şehadet parmağı. Bir saygıyı ifade eder, muhabbeti ifade eder. Şimdi burada Arap suresinde 196. ayeti celile. Şunu bir günahkar kardeşiniz olarak demek istiyorum. Ayeti celileleri okuduğumuzda ashabı güzine ne deniyor? Canlı Kur'an'dı. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh Bakara suresini okumuşlar. Bir deve kesip Asabı güzine ikramda bulunmuş. Biz Kur'an'ı Kerim'i hep hatmediyoruz. O zaman 40 tane deve kesmemiz lazım. Hayır. Mesela okudu. Estağfirullah. Elif la mim zalikel <laughs> 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 kitabu la raybe fi hudellil muttaqin. Sadakallahu'l azim. Fatiha suresi bir ayrı. O Fatiha suresi zaten şunun gibi düşünelim. Böyle bir yazı yazarız biz. Bir kompozisyon yazarız. Onun bir e, hepsinin hülasası olan bir cümle olur. Hepsinin hülasası özü olan bir cümle olur. Kur'an-ı Azimuşşan'ın bütün özeti şeklinde olan Fatiha suresidir. Fatiha suresinin de özeti durumunda olan nedir? Besmele'dir. Besmele'nin özeti durumunda olan nedir? Oradaki B noktasıdır. Bunun için Arifan ilahi demiştir ki el ilmun nuktatun kesserahel Cehilun, İlim bir noktadır, cahiller onu çoğaltıyor. İşte bunun için Abdülaziz Ettebba Hazretlerine hadis alimleri ve tefsirciler, kelam alimleri gelip şu mesele nedir diye sormuştur. İlim bir nokta. Ali Dede diye Bursa'da Emir Sultan Hazretlerinin hulefasından bir zat var. Bunu anlattık biliyorum ama bir hakikati teslim etmek için söylüyorum Rabbimizin izniyle. Aylarca Kur'an kursuna gitmiş, bir elifi dahi öğrenememiş. Sonunda hocası artık bu başka bir işe verin, sanayide tamirci olsun vesaire neyse hizmetlerde bulunsun diğer işlerde deyince Anasının samimiyeti oğlum ilim yolunda yürüsün, gitsin, gelsin. Bu samimiyetinden olmalı ki melekler onu huzur nebiye götürür sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sadece bak bir nokta. Sadece elif. Zahir ve batın bütün ilimler içindedir. O üç ay okula giden elifi dahi öğrenemeyen Ali Dede rahmetullahi aleyh Cenab-ı Hak şefaatlerine mazhar kılsın. Himmetlerini üzerimizden eksik etmesin. Çünkü onlar bir konumuz var biz onu işleyemeyeceğiz herhalde. Ölünce dirilme diye. Ölünce dirilme. Bu ayrı. Şimdi diri oldukları için onların immetlerini de bekleriz bütün. Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor bir hafız. Okuduğunu okuduğunu artık okuduğunu amil de olmuş. Hikmetine de erişmiş, kamil olmuş, esrarını görmüş. Efendimizin bir elif demesi bunun için ilim bir noktadır. Bizim dedelerimizden bir zat rahmetullahi Ali, üç sene besmelenin bağsına mana veriyor. Burada yalnız şunu göreceğiz biz ee, biz Rabbimizden hiçbir zaman kopuk olmayacağız. Neden? Çünkü biz ayet celleler var da bir tanesini söyleyeyim. Esamle. İnna lillah. Biz Allah'a aidiz. Çünkü bizim müşterilerimiz çok. Şeytan da müşteri. Şeytan da bizi kapmaya çalışıyor. Başta Rabbimiz bize müşteri. İnna Allah iştera min el ve embalehum bi cennet. Ama şeytan da müşteri. Şeytan da kapmaya çalışıyor. Biz Rabbimize odaklanacağız ve Allah'ımıza döneceğiz. Ondan dolayı hiçbir zaman ayrı olamayız. Hayırlı olan bir şey yüz binlerce defa dinse yine hayırdır. Ya biz bunu kaç kere duyduk? Hayır. Fatiha'yı biz her zaman okumuyor muyuz namazda? İmama da bir kalkıp, ya her zaman ben doğduğum günden beri namaza duruyorsunuz. Esamine, Elhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yevmiddin İyâke ne'budu ve iyâke nesta'in İhtine sırâta'l-müstegîme sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Amin. Sağ aleyhi ve Hiç diyen var mı hocam değiştir. İhlası da çok dinliyoruz. Bunun yerine başka bir şey... Bak dinmiyor. Çünkü Allah'ımızın kelamı. Onların söylemiş olduğu sözler... Mesela bu bazı bölgelerde olur. Bağ evlerinde olur bilhassa. Karları, neleri, yağmur suları da olabilir. Oraya akıtırlar. Karları oraya atarlar. Böyle ona ait artık küreklerde vesairelerine. O yazın orada o sudan istifade ederler. O su nasıl olur? O su yerine göre kurtlanır. Bu karlarda bile kurtlanma olur. Mesela peynirde bir şey yok dersin, kurt meydana gelir. E diyorsun ki, bu hurmanın içerisine kurt nasıl giriyor? Hurmanın içine bile giriyor. Allah bizim içimize girdirmez onu. O şeytani kurtları Rabbimiz girdirmez. Bu ne verir insana? Böyle bir isteksizlik meydana getirir. Karın ağrısı da olur. Başka, başka hastalık da olur. Ama kendinden kaynayacak olursa onda olmaz. Yani bunların sözleri ilahi rahmet kanalından geldiği için mesela ne deniyor? Barajlarda su tükendi. Dünyanın adeta bir incisiydi. Bir gözdesiydi. Bir nazar boncuğu idi. Bak su yok. Su ne oluyor? depolanmak suretiyle doldurulacak. Dünyanın bir incisi gibi. Bazı bizim e, memleketimize göre tabirler, sazlık bilmem filan, kuş cenneti bilmem denir. Ne yapıyor? Yüzlerce kuş çeşidi geliyor. Yüzlerce ama. İnsanlar orayı seyretmeye geliyor. Allah'ımızın yüce kudretini görmek için. Bakıyorsunuz su kesiliyor. Su kesilince kuşlar da geliyor. Ne yapılıyor? Su depolanıyor. Onların gönlündeki su, o depolanma bilmem falan değil. Rabbimizden gelen bir su olduğu için onun bitimi olmaz. Bir gayri memnun. Allah'ımızın nimetinde tükenme yok. Mesela, Tuğba ağacı. Dedem ne güzel demiş esad Değer Erbil Hazretleri için. Sallanır Tuğba diyor. Muhammed yanında, gördüm diye Esad-ı Erbili çok güzel anlatışı var. işte dirgahtan ayrılırken bu mübarek sözleri söylemişler. İşte sallanır tuğba diye. Onlar tevhid ehli. Böyle tevhidi okurken sağ tarafa meyil ediyorlar. La ilahe illallah diye kalplerine vuruyor. Tuğba ağacında hiçbir zaman meyvenin eksilmesi yok. Birini aldığınız zaman diğerini Mevla halk ediyor. Neden böyle? Esamle ve tilkel cennetul lati urist muha bima kuntum taamalun. Yaptığınız amellere mukabil. Şimdi ben cennette miyim? Bilmem falan da miyim? Bu soru zayittir. Bizim cennetlik, cemallik olduğumuz Allah'ımızın kitabı keriminde kayıtlı ve tespitlidir. Eğer sabit kadem olursak, mesela cihat hakkında geçer. اِذَا tüm فِيَةً فَثْبَتُوا ve اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ Cihada girdiğiniz zaman sabit kadem olun. Öyle vay, dönsek mi? Sayı biraz az. Onların silahları fazla. Tabi bu çalışmalar yapılacak. Ama yılma yok. Yılma yok. Yine de yürünüyor. Allah'ımız Ali İmran suresindeki son ayeti de esamle. Ya eyyühellezine amenus biru ve sabiru ila ahiril ila ila ahiril sura sadakallahu anh. Şimdi burada deniyor ki iki tane sabır geçiyor. Ey müminler sabredin. Bak yine de sab. O öyle değil. Sabırda sebat edin. Dinde sebat edin. İmanda sebat edin. Bir tarikatı aliyede misin? Sebat et. Sebat et. Daha biz mesela bir doktora varmışız, muayene olmuşuz, ilaçları vermiş. Bayağı bir tedavi olmamız gerekiyor. Başta teskiye. Bunların hiçbirini yapmadan ah Başka bir doktor. Olmaz. Kavmı katında haramdır. Şer'i eksiklik gördüm. O senin gözündür, hatalı gözündür. Bizim hatalı gözümüzdür. Ama belirgin bir şekilde eğer, belirgin bir şekilde oğlum faizde alabilirsin. Hanım fark etmez. İşte bir duvar gibi gör onu yeter. Böyle bariz hatalar olurum üstesine Ama bunda ısrarlı olmak şartıyla. Aynen bunun gibi biz Kur'an eczanesinden Kur'an'ın tabipliği ile bizim maddi ve manevi hani Kur'an-ı Kerim dendiği zaman mevzu dağılmadan söyleyeyim. Sadece bir yönüyle tedavi değil o. Hem de tedavi, tedavi olunuz. Hani bu ayet-i mi? Efendimizin sözü ne? Celle e, sallallahu aleyhi ve sellem ve anil hawa in huwa illa vahyun yuha Allah'ımızın vahyidir. Allah'ımız kitabı keriminde ona itaati Habibullah'a itaati zatına ibadet olarak kabul ediyor. Ama Evliyaullah'ın sözleri bak burada B harfini aldık. Buradaki hemen söyleyeyim son kısmına bırakıyordum buradaki bağın anlamı var. Bu anlamını inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Biz ona aitiz. Nefse ait değiliz. Haydi nefse ait olduk. Ne olacak? Şeytan ateşten. Nefis de onun alevinden. Nereye götürecek bizi? O kendi tarafına götürecek. Ateşe götürecek. Ama burada biz Allah'ımızın yine Fatiha suresinde geçen esamle ülaike <laughs> mahalledine en aleyhim minen nebiyyin ve sıddıkîn ve şühedâi ve salihin Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler. cenab Hak ne buyuruyor? Ulaike mahalledine en aleyhim minen nebiyyine ve sıddıkîn ve şühedâi ve salihin ve hasune Ulaika rafika bunlar ne güzel dost. O bizim dost dediklerimiz. Ölmeden evvel de terk edersen bir hata mata görecek olsa kendine göre tabi. Bir menfaatte olmayınca döner ama bu dostlar seni bırakır mı? Dedem rahmetullahi aleyh hazretlerinin irtihalinde üstadımız bizzat görüşüyor. Bu soru değil onlar için. Şimdi bir de oraya girip çıkamama hali olmasın Rabbimizin izniyle. Çünkü onlar ruhlaşmış, ruhlaşmış. Beden diye bir şey yok. Beden var. Beden ruhun kemali için. Diyelim ki evimize misafir geldi bizim. Misafire ne yaparsınız? İkram edersiniz. Ya çok kıymetli bir kimse geldi. Aman ha sabah kahvaltısını şöyle yapalım. Gidirelim, içirelim memnun edelim, mesrur edelim, razı olsun. Bize bir dua eder. Deriz rıza ilah için yapılır. Şimdi bedendeki ruh aynen bunun gibi. Bedenimizde misafir. Beden eğer yiyorsak, içiyorsak, giyiyorsak, kuşanıyorsak hep ne için bedenin ihtiyaçlarını temin etmek ruhun kemali içindir. Ruh içinde çünkü. Çünkü ruh çıktığı zaman ne oluyor? Beden bir tahtaya dönüyor sanki. Onların bedenlerinin ruhlaşması sebebiyle o da bir ayrı bir konu teşkil eder. Yani şunu demek istiyorum. Şu bedenimizde olan ruhu da ne yaparız? Güçlendiririz, kuvvetlendiririz. Bunlar kaynağı Rabbimiz. Topluyorum artık dediğim sözlerden. Kaynağı Rabbimiz. Öyle karla, neyle, yağmur sularıyla doldurulmuş. Sonra yaz gününde içilen su değil gönlünden kaynıyor. Nasıl kaynıyor? Nasıl kaynadığını Keyif Suresi'nde görüyoruz. Eğer o kaynağı biraz daha Musa Aleyhisselam sabretseydi buyuruluyor. Şimdi biz söylemiyoruz. Bunu söylemiyorum ben. Bunu müfessirini ızam efendilerimiz söylüyorlar. Eğer biraz daha sabretseydi. Bak başında Keyif Suresinin şimdi Hızır Aleyhisselam'la arkadaşlık yapıyor ya, arkadaşlık yapıyor. Hızır Aleyhisselam sonra başına gelecekleri biiznillahü teala biliyor. Diyor ki ya Musa sabredeceksen sen ne yol? Sabrederim. Ama yolun başında ayrılık başlıyor. O çocuğu niye öldür? Eğer diyor sabretseydi binlerce esrar açılacaktı. Bizim gördüğümüz bu. Onun için mürşidimiz demez miydi? Hatırlayan olursa sohbetinde bulunan, belki bantlarında da göreceksiniz. Hanya'yı, Konya'yı bilmeden koyup gidiyoruz. Allah'ım sağır etmesin. En çok okudukları ayet celle var. Sıra olarak değiştiririm diye Endişe etmemden dolayı dua buyurun, bulayım. Estaizu billah Ve lekad zera'na li cehenneme min minel cinni vel ins Ve lekad zera'na li cehenneme kethiran minel cinni vel Yani cehennem için Cenab-ı Hak insan ve cinlerden kimseler hazırlamış, halk etmiş. O zaman biz ne yapacağız? Cehennem için hazırlanmış. Bu öyle değil. Bu iradesini şerre kullananlar için. Hayra kullanan, müstemek bak okuduk esnemle. Ve tilkel cennetülleti üvristüm muha bimâ kuntum tamalûn. Yapmış olduğumuz hayırlı ameller mukabili. Efendimiz'e soruldu. Çünkü çok gelebilir bu soru. Bize de geliyor. Size de gelir. Siz verirsiniz Allah'ın cevabını. Şu Dediler ya Resulallah ezelde bizim ana karnında Said ise Said, saat, Şakî ise Şakî biz ne yapalım dediler. Cehennemlikse Efendimiz salih amele devam edin sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar güzel söylüyor. Salih amele devam edin. Onun o sözünü bir duyabilsek. O mübarek kelamını İştenler öyle diyor. Kaymak gibi diyor. Başka bir tarifi yok. Medine'de üstadımız büyük bir sıkıntı geçirir. Kuba tarafında. Böyle arabası taşlanır. Çok mahzun bir şekilde ashabı sufeye oturduklarında Efendimiz derhal zuhur ederler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Zuhur eder demeyim. Zuhur buyururlar. Efendimiz Hasan'ım ifadesini kullanır. Tarif edemiyor bunu. O ifadesini, o söylenen sözdeki tatlılığı. Yani bunlar ballar bağını buldum, kovanım yağma olsun. Bunlar bu. Yani. Biz anlatıp duruyoruz. İşte Yunus Emre hepsini derinledi, toparladı. Mevlana'mız diyor ya 26 bin beyitlik diyor divanı yazmazdım Yunus'un şu sözünü duysaydım rahmetullahi aleyh. Ete kemiğe büründüm. Yunus diye göründüm. Bitti. İşte bu. Esad-ı Erbil Hazretleri bir heyula diyor. Tarif ederken. i̇mam Rabbani Hazretleri bu aleme hayaldir. Rüya. Uzun bir rüya. Rüya uzunluğundan. Biz hakikat görüyoruz. Tabii imtihan içindeyiz. Bunun münakaşası çok yapılır. Çok yapılır. Hayal. Şimdi ölenlerimiz var. Bu rahatsızlıktan dolayı, bunun vesilesiyle. Dünyaya ne gelmiş, ne gitmiş. Biz yakınlarımızdan diyoruz. Şurada beraber otururduk. Şurada yemek yedik. Şurada sohbetler olurdu. Şuraları gördük, buraları gördük o zaman hiç hatırımıza gelmez gibi bir hal oluyordu ama öldükten sonra diyoruz ki eyvah bir nefesmiş. Zaten iki nefestir. Bu alem iki nefestir. Biri doğduğumuzda, biri de öldüğümüzde. İki nefes arası. Bu oruç da öyle değil mi? Ramazan-ı Şerif. Arifani ilahi göz yaşını döküyor. Geçiyor diye onlar ağlıyorlar. Ramazan-ı Şerif elimize geçmez. Bu aydaki tecelli bambaşkaydı diye ağlıyor, gözyaşı döküyor. O bayram mayram bildiği o her zaman bayramda. Bayramı mıydı, bayramı mıydı? Yar ile bayram edelim şimdi. Onlar yar ile bayramın içerisinde. Ha bazı günler olur ya bayram şeker edinir ne denir? Böyle kandil simidine duyuyorum. Böyle güzel paketler neler olur? Onların bayram şekeri, bayram simidi bu. Baklavalar yapılmaz mı? Bölge olarak değişir. Bazı bölgelerde işte bu dönem mümkün değil de Rabbimizin lütuf, İhsanine böyle oldu. Biz böyle olduğumuz için böyle oldu. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُوا مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِيَنْفُس۪يمٍ Biz bir kere kendimizi Saymış olduğumuz ülai Kemal enem Allahu aleyhi <laughs> nebiyin. Nebilerin huyuna nail olamadık. Bir Adem Aleyhisselam'daki tevazu'a eremedik. Bir Nuh Aleyhisselam'daki sabra eremedik. Bir İbrahim Aleyhisselam'daki evvahun halim ve münib oluşunu elde edemedik. Sıddıklar, şehitler, salihler hep konuşuyoruz. Artıyor, artıyor, artıyor. Bunu görmeyen yok. Hep Bakın diyor, bugün şu seviyeye geldi, bugün ölüm oranı şu, kalım oranı şu. Ya bizim kötü ahlakımızın ölmesini niye düşünmüyoruz? Evet buna bakalım, tabi gerekli. Ama asıl bunu tefekkür etseydik, bize Cenab-ı Hak ne güzel haller, lütfeder, ihsan ederdi. Asrı saadet hayatı olurdu. Onlar gönüllerinde bunu yaşıyorlar, bir biizmillahü teâlâ ve laqad zarana cehenneme kesiran Resulullah'ın ifadesindeki güzelliği söylemek için asabı ı Suffe'den bir misal verir. Sadece o bir tanesi. Sami Efendi Hazretleri böyle geldiğinde memleketimize cinni hulefadan da iştirak ederler. Onlar için bu bir şey değil. Yani düşünüyorum kendi kendime. yetimi ifade ederek söylüyorum. Ya bu, onlar için hiçbir şey değil. Gönül gözlerini açmış, 18 bin aleme hükmeden fakri kainatın vekili o. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Velayet ölçüsü içerisinde Allah açmış onu. Her bir zerresi göz olmuş onun, bütün hüceratı göz onun. Demişler efendim o Cüddi Efendi Hazretleri siz Yahyalı'dan mı görüştünüz? Derhal sükut etmiş. Her zaman görüşün şey yok. Onlar için zor değil, bize zor. Biz işi zor ettik işte. Nefsimize uya, 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 uya. Bak nefse uyduğumuzda ne oluyor? Ee, şeytan ateşten, nefiste onları oraya götürür. Şeytan da oraya götürür. Biz Rabbimize dönsek, şöyle bir tefekkür, Bak bunu zaten ifade etmeye çalışıyorduk layık olmayarak. Diyorum ki Hazreti Ömer radıyallahu anh Bakara suresini okumuş. Ashabı güzine deve kurban etmiş. Ya biz bütün Kur'an'ı hatmediyoruz. Diyorum ya 40 tane kurban dedim. 40 ne ki? Allah'ım ya Rabbim. Okuduğu her bir ayet-i celiliğe bir hayatı var. Öyle okuyor. Canlı Kur'an dinmesi o. Ona uygun hayat değil. Mesela biz ne dedik? Esane. Layık olmayarak. Ya yühellezîne amenus birû sabredenler. Yanıldığımız noktanın birisi şudur. Efendim biz sabrediyoruz. Şimdi burada eptalinin huylarından sayılacak. Allah'ın izniyle. Şimdi ne diyeceğiz biz? Buradan bir tanesini diyeyim. Mesela nukaba Aşeratu amalin erbatun zahiratun ve sittetun batınatun. Fe emmel erba. Dört tane bunların zahiri güzellikleri var. Bu velilerin bunların derken o e, belediyedeki Ahmet, maliyedeki Mehmet, tapudaki Osman. Bu değil bu. Kim onlar bir kere? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizzat çilpi deriz biz. Buna, bugüne göre ne diyeyim? Ölçü diyelim hadi. Ona uygun. Şakülüne uygun. Terazisine uygun. Allah'ımızın Kur'an terazisine uygun. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnet terazisine uygun. Evliyaullah'ın koymuş olduğu esaslara uygun. Zaten bunu da diyecektir biz Evliyaullah'ın sözleri. Zaten müstesna bir nur. Ne diyor burada zahiri olan? Fekesretül ibade. Çokça ibadet ederler. Biz ne yapıyoruz ibadet? Gece uyumuyorum ki ben diyor mesela. Gece diyor uyumuyorum. Tabi sabah onun acısı çıkıyor da gündüz. Şimdi gece uyumuyoruz dedik değil mi? O nasıl uyumuyor? O uyusa da uyumuyor. Bunu nasıl izah edeceğiz biz? Ne demek hem? Yani? Alimin uykusu cahilin ibadetinden evladır. Onu uyuyor mu zannediyoruz biz? Gözüm uyur ama kalbim uyumaz diyen Resulullah'ın alakı uyku. Biz uykuyu kafamızı yastığa diyoruz. Koyduğumuz zaman har gidiyoruz. O öyle değil. Uyumuyor gibi o yakaza denir, onun daha bir değişik şekli. Nedir bu? Ne anlatıyorsun sen bize? Anlatamadıklarımızı söylüyorum büyüklerden duyup da. Anlattınız, anlatamıyorum, bilmiyorum ki. Bak duyduklarımız, ifade edin. O ibadeti ve taati yaparken muhabbetle yapıyor. Mesela Veysel Karani Hazretleri secdeye kapandığında, ve günümüz Veysel-i Karani'leri de öyle. Yok mu? Var Allah'ın. Hem de delikanlılardan hem de. Delikanlılardan genç. Bu Erdemli'de Ahmet Şahin mübarek bir zattı. Öyle inanıyoruz. Büyüklerimize hizmet ederdi. Yani bizim demek istediğimiz şu. Sadece Ladik'le Ahmet Baba deyip bırakmayalım. O Mübarek insan Divrinde hizmet etmiş. Bugünün Ladik'lerinden de mesaj çek. Bugünün ladiklerinden de konuşalım. İstidadımız bu olsun. Kabiliyetimiz o olsun. Devamlı şu bu demeyelim yani buna emin olun ladikli Ahmet Baba da üzülecektir. Evladım öyle yerimize kimseler var ki müstesna bunu bir genelleştirmek lazım. Genelleştirmek lazım. Bu Ahmet Efendi şunu anlatıyordu. Karda leke var ama onlarda leke var. Gençlerden seçtiler diye. Allah'ımızın daha çocukluk döneminde seçmiş olduğu kimseler var. İşte Baba Simasi Hazretleri evladını daha doğmadan önce görüyor. Bayezid-i Bistami Hazretleri daha Ebul hasan Harakani Hazretleri zuhur etmeden önce Harakan bölgesinden bana bir er kokusu geliyor diyor. Yani günümüz er kokularında şöyle bir alabilsek, onları da bir hissedebilsek, dua buyurun da bizi de Allah'ımız mahrum etmesin bu nimetlerden. Ne nimet o? Yarın ölüp gittikten sonra eyvah dedirttirmesin Mevla bu var yani dünya var. Sayacağız, izleyeceğiz. Bunlardaki ibadet ne oldu? Bizden ayrı mı yapar? Namazı ayrı mı kılar? Orucu ayrı mı tutar? Aynısın. Ama oruç tuttuğu zaman orucu beynine de tutturur. Böyle kalp teskiyesinden anlatılıyor böyle arınması ama zihin teskiyesi yok. Muhtin Arabi Hazretleri ben diyor mesela kötülük ne yapmazlar katiyen Allah'ın izniyle ama havatır diyor kalbime böyle bir düşünce gelirse onun hesabını yaparım diyor. İşte günümüz muhiddinleri de böyle. Sellemahullah. Sellemahumullah. Şimdi Sa'd mi Muaz radıyallahu anh, ben diyor dünya hatırıma gelirse namazı kaza ederim. Ahiret uçmağa gelirse de seyir secdesi. Sen eğer Sa'd mi Muaz'san Cüneydi Bağdadi isen bunu yap. Öyle mi yapıyordu acaba? Şimdi kalkıp işte bu şer'i ölçü onlar şer'i ölçüleri baş tacı etmiş kimselerdir. Zaten o olmadıkça diğerinin olması zuhur değil, zuhur etmez. Şeriat olacak ki tarikat meydana gelsin. Tarikat olacak ki marifet meydana gelsin. Marifet olsun ki hakikat meydana gelsin. Bir tanesi bize hurmalardan anlattı. Efendim dedi ben dedi bu kralların yediği bir hurmadan yedim dedi. Hiç tarif edemeyiz dedi. Yani memleketimizdeki hurmadan anlatalım biz. Karadeniz'de çaylar. O çayın şimdi demeyin firmalarına pek çok hepsi güzel olur inşallah. Ama bunun derecelendirilmesi var. E memleketimizden söyleyeyim. Bazen böyle güz mevsiminde yollar üzerinde görürsünüz. Bütün toplanılmış bir dağ gibi elmalar döküntü. Sandığa konuluyor. Bak sandığa konuluyor. Hakikat sandığına, Evliyaullah'ın gönül sandığına girelim diye deminden beri ifade etmeye çalıştığımız bu. Nedir? Elmalar. Normal elma da var, ekstra olan da var. Yani ekstra. Gönülleri ekstra onların, Rabbimizin muhabbetiyle. Öyle bir karışım var ki onlarda, o maden, Zaten biz şu madeni unuttuk. İnşallah hatırlarız. Bize hatırlatırsınız siz Allah'ın izniyle. Böyle gönlümüze diyelim rabıtayla nur girdi. Bırakmayacağız. Evenmiş, bir şey damlamıyor ki. Kap delinmiş. Gönlü bir kap olarak düşünürsek azalarımızda eğer gözümüz bir harama baksa kalp kabı delinir orada bir şey kalmaz. Diğerlerini buna kıyas ederiz. Şimdi kalbe nur girecek olursa, kapta da delinmezse ne olur? Fıtrata döner. Fıtrat nedir? Dindir. Yaratılışımız. O yaratılıştaki esrar nedir? Yaratılıştaki sır muhabbetullah'tır. O muhabbetullah zuhur eder işte. O dirilir. Şimdi bahar geldi, o baharın gelişiyle onların şimdi bir yolculuk olmuştu biz bir kimselerle yolculuk yaptık. Bu yolculukta bir tanesi arka koltukta oturuyordu. Dedi ki gördü şöyle yoldan giderken ekinler biraz çıkmış. Dağlar yemyeşil olmuş. Sanki yeşil bir gömlek giymiş. Ondan sonra çiçekler anlatılıyor. ya, Şimdi zambaklar, laleler bilmem falanlar gidip bunun resimlerini çekiyorlar, şey yapıyorlar. Biliyorsunuz. Bunlar işte bunu görelim de o lalenin yaratılışındaki hikmeti bir görsek. Mesela o laleyi halk eden Mevla'yı görsek. Bak Ahmet Şahin Efendi dedim anlatacağım inşallah. Denizin kenarında otururken denize sırtını çevirdi. Bu da böyle Allah deyip esiyor dedi. Biz Aman ha ev mi alacağız? Deniz manzaralı olsun. Hiç gönül manzaralıyı düşündük mü? Evet deniz manzaralı olsun. İşte gönül manzaralı olsun diyenler girmiş olduğu yer insanlardan beri uzak böyle çok dar bir kişinin zor girebileceği yer. Niye orada yaşıyorsun? Nasıl duruyorsun burada? Dedemin de güzel bir şiiri var. Dağlar başına mekan tuttular aşkın yüzünden diye. O seni beni görmek istemez ki. Görür Allah'ımızın kolu diye görür. Nasihatimiz için bulunur. Ama onun gönül cennetinde gördüğü yerler müstesnadır. Şunu demişti. Cenab-ı Hak öyle bir kimseleri seçti ki gençler deyince ifade ediyorum. Yani bu genç dediğimizde bizim e, Abdülhalik Vojdevani hazretlerinin gençliğinde olan kimselerdir. Siz ona genç diyemezsiniz ki. Gençtir ama ondaki o bir ağırlık. Şöyle baktığınız zaman o gözünden süzülen o nur, o halindeki ağırlık bambaşka olur. E burada biz ibadeti diyecektik. İbadet nasıldır? Şimdi oruç taatinde diyelim bütün azalarına oruç tutturmak ve tecelliyata mazhar olmak Gece işte ibadetlerinde onlar ibadet ehli buyuruyor ya. İbadetini yaparken aşkla yapıyor, muhabbetle yapıyor. Keşke gece bitmese diyor mesela. E gündüz yapmaz mı? Yapar. Ama gece Kur'an-ı Kerim'de birçok ayat-ı ilahiye ile önemi beyan buyurulan zamandır. Mesela Esemle inna nashi'ate leyli hiye şeddu vat'an ve Anlayış olarak, kavrayış olarak çok keskin olunan bir zamandır o. Yani ibadet dendiği zaman onlar da bir huy haline gelmiştir. Huy dediğimiz zaman huy mesela ne anlatılıyor bize? Cömert olun. Bu cömert olmaya çalışıyoruz ama asıl cömertlik gönülde oluyor. Eğer gönülde bu cömertlik hali yerleşmişse dünya gözünde bir pula değmez bile. Değmez bile. Şeyi hatırlar mısınız bilmem. Behlül Veli Hazretlerinin evinin önüne böyle bir apartman resmi çizmiş, bir plan çizmiş, bir konak çizmiş padişaha demiş ki ne yapıyorsun deyince belki tam olmayacak ama bir hakikati ifade etmiş olacağız. Bunu satıyorum demiş. Kaça? İşte bir dinar diyelim. Ben alırım ne var demiş bir dinara. Sonra hanım annemize hiç böyle bir planı göstermeden bir köşk var demiş. Sen bu köşkü kaç alabilirsin? Yalnız 50 bin dolar ne en az verilmiş. Niye demiş Harun Reşit bana bir dinar neyse bir dirhem ona 50 bin dedin. Sen gördün demiş. O görmedi. O üzlifetil cennetü lil müttegine gayra ba'id. Hada ma tu'adun li kulli awabin hafiz men khashiyar rahman bil gayb ve ca'a e bi qalbin munib. Hazreti Ömer'in radıyallahu an Bakara suresini tefsirindeki esmen elif lam mim zalikel kitabu la raybe fi hudal lil muttaqin ellezina bil gayb onun gaybe imanı var demiş. Onun gaybe imanı var görmediği halde iman ediyor. Onlara oradaki köşk, Kur'an-ı Kerim'de çok şey geçer tabi. Tecrimin tahtiyel her altından ırmaklar akan diye ırmak gürül, gürül, gürül akan değil o. İnsanın böyle kulağına parmağını girdirdiğinde bir uğultu gelir, çok hafif. Onun gibi cennette o ırmaklar akacak da yanındaki ne diyorsun? Anlayamadım. Böyle değil o. Cennet nimet o. Sonra o besmelerin altındaki bayi dememiz lazım. Acaba yanlış bir ifade olmaz inşallah. Ee, sen demiş işte görmeden imanı onlara verilen mükafatı beyan noktasında. İnşallah siz arar bulursunuz. Bize de üretirsiniz. Şimdi buradaki baya bayi insak denir. Bayi insak bu lesaka yapışma manasında da Allah ile kul arasındaki bağdır. Ne diyorduk biz mevzunun arasında? Allah'ımızdan kopuk olmayalım diye bir ifade geçti bu. Allah'ımızdan kopuk olmak yani Rabbimiz Esamle ve nefaktu fihi min ruhi ben ruhumdan ruh üfledim buyurunca Demek ki Rabbimizle alakalı nokta var insanda. Sonra hepsini bırakalım, Halik sıfatı var. Bırakmayalım, kalpten geçen, o yakından geçen Hablül Verid damarları var. Sonra biz ondan geldik ona. Sonra hitabı Rabbimizin, bak daha hitap yok, taşa hesap, hitap yok, hayvanata yok, nebatata yok, insana hitap var. Demek ki insanı Cenab-ı Hak kendisine muhatap kabul buyuruyor. Nasıl? Mesela namaza duran bir kimsenin Allah ile kendi arasında bütün perdeler kalkıyor. Biz okuduklarımızda böyle bir düşünceye dalarsak, o zaman daha çok tesirli olacağını göreceğiz İslam'da. وَلَغَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِ وَالْاِنْسِ Efendimiz işte biz cehennemliksek yazılan o Salihamele devam edin buyurdu. Lehum kulubun la yafkahunu biha onların kalpleri var anlamaz ve lehum ayunun la yusurun biha gözleri var görmez ve lehum edenun la yesmaun biha kulakları var duymaz. Uleyke <laughs> kel onlar hayvanlar gibi. Ama belhum <laughs> edal buyuruyor. O ne? Daha aşağı. Şimdi hayvan mesul olmadığı için biz de mesuliyet durumunda bulunmaktayız. Mesuliyetimizi müdrik olmadığımız için hayvandan da daha aşağı. Ülaike humul gafilun. Onlar gafillerdir diye buyuruluyor. Şurayı sıralayayım. Bir bir arkasında şu kaldı bu kaldı deyip durmayalım. Şimdi kesretül ibadet, çokça ibadet ve tahakkuk hakikate değiriyor ama. Biz zühade onlar dünyaya meyilleri yok ve tecerrüdü anil irade, iradelerinden çıkmış. Onlar Allah, şimdi bir mürit tabiri var, bir de murad tabiri var. Mürit hayırları irade ediyor, istiyor. Murad, Allah'ımız. bura tahammül noktası zor. Bura can alıcı nokta, can damarı. Allah'ımız onları murad ediyor. Ah! nimeti Allah'ım ihsan buyur ya Rabbi şu günler hürmetine. Allah'ımızın murad ettiği kimseler. Ve kuvvetül mücehede çok sıkı bir gayreti var. Ve emmel batına batini olan da tevbedir, inabedir. Muhasebe ve tefekkür ve itizam ve riyada Kur'an-ı Azimüşşan'a emri ilahiye tam sıkı sıkıya tutunmuş. Ve riyada nefislerine zaten fırsat vermemiş. Sonra da nefis ıslah olunca ibadet ve taat için yemiş içmiş. Enbiya'dan birisi diyor ya, Ya Rabbi ben ibadet, taat yapacağım ama yapıyorum ama bir zafiyet var vücudumda. Yumurtanın sarısını Cenab-ı Hak ifade buyurmuş. Bunun gibi. Yani vücudunu beslemeleri Rabbimize kulluk noktasında. Bak biz mürşidi kamilimizden duyduk. Buraları yakalayabilsek ne kadar güzel olacaktı. Ne diyordu? Ben Rabbimden sıhhat istiyorum. Yakında da gelecek bir iznillah diyordu. Bak Rabbimden sıhhat istiyorum. O da hizmet için diyor. Sonra söylüyor zaten. Gençlere diyor baza, bayağı faydamız oluyor. Onun için Rabbimden diyor sıhhat istiyorum, afiyet istiyorum. O da aynı bizim gibi bizde. Fakat ondaki murad olunması itibarını elbette ki yükseltiyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha